Dünya bir ilke sahne oluyor. İlk kez bir denizin karakteri değişiyor. Karakterinde değişim gözlemleniyor. Hangi deniz bu? Akdeniz. Süveyş kanalından gelen yeni türler günden güne Akdeniz'i tropikleştiriyor. Uzmanlara göre Doğu Akdeniz'de başlayan bu süreç denizdeki canlı çeşitliliğini olumlu etkileyebilir. Balıklar, deniz kestaneleri, deniz tavşanları, çok sayıda omurgalı, omurgasız tür Akdeniz'de yerleşiyor. Günden güne de bu yerleşme tür sayısı açısından da artıyor. Akdeniz'in tropikleşmesi insan hayatı içerisinde karşılaşabileceğimiz tek bir karakter değişimi. Dünyada bir ilk gerçekleşiyor. Akdeniz içinde bulunan türlerle karakter değiştiriyor. İnsanlık, milyonlarca yıl önce dünyanın oluşumunda yaşanan değişime ilk kez tanık oluyor. İlk ve tek karakter değiştiren deniz olma özelliği taşıyan Akdeniz, günden güne tropikleşiyor. Çok sayıda canlının Akdeniz'e göç ettiği bu süreç, Süveyş kanalının açılmasıyla başladı. Akdeniz'deki tropikalleşme süreci aslında en yoğun olarak görüldüğü yer Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki bu tropikalleşme, yeni türlerin gelmesi gün gün devam edecektir. Tabii ki Doğu Akdeniz'de yerleşen türlerin de biz Orta Akdeniz'de yerleşen türlerin de Batı Akdeniz'e doğru yayılımlarını sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Mersin Körfezi sürecin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri. Bu gelen türler Akdenizleşiyor, Akdeniz'in yerli türleri haline geliyor ve bu süreci aslında doğal bir süreç olarak da kabullenmek gerekir. Eski türler, yani Akdeniz'deki yerli türler aslında ortadan kalkmıyor. Onlarla birlikte, yeni gelen türlerle birlikte yaşamaya devam ediyor. Bu değişim deniz avcılığı içinse büyük önem taşıyor. Akdeniz'e yeni türlerin gelmesi, biyoçeşitliliğin artması, zaten yoğun bir balıkçılık sömürüsü altındaki Akdeniz birçok açıdan belli bazı özelliklerini kaybediyor. Bu lesepsiyen göç ya da tropik göçle bu boşalan, besin zincirinde boşalan ya da tahrip olan parçalarına yeni türler geliyor ve buralarda varlığını, popülasyon kurarak varlığını devam ettiriyor.